Bakın Aydınlık Köyü Türkmeneli merhabalar sevgili seyirciler ben Deniz Mustafa Kasap Gündem programının yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu bölümde Erbil'deyiz. Erbil'de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Bölge Bakanı Sayın Aydın Maruf'la beraberiz. Efendim merhabalar. Hoş bulduk. çok Programıza sağ olun. merhabalar. Sağ olun. sağ olun. Ol. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sayın Bakan, gündemimiz Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile ilgili olacak. İlk olarak önümüzde 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi parlamento seçimleri var 1 Ekim'te. O seçimler sizce o tarihte gerçekleşecek mi? Ve gerçekleşirse Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni neler bekliyor? Tabii her şeyden evvel Türk Meyveleri Televizyonu'ndan sizlere başarılar dilerim. Tabii bura seçim önemli bir demokrasi bir ameliyadır. Her dört yıl bir defa yapılır Irak'ta, irak Kürdistan bölgesinde de aynı şekilde biz e, bugün e, belirlenmiş yani 1 Ekim'de 2022'de, 2022'de yani yaklaşık bir dört aydan sonra e, bu parlamento seçimi yapılsın. E, burada e, daha e, kesin derci yapılır yoksa ertelenir. Ama 1, 10, e, bu, e, bir on bu belirlenmiş bu tarihte yapılsın. Mutlaka bu süre içerisinde bir değişmeler yapılması gerekir, özellikle de e, seçim e, yasasında, e, seçim komisyonunda. Çünkü bunlar eğer bu değişmeler yapılamasa, bu itikabet yapılmaz. Ne Çünkü, gibi değişikler Efendim? Yani burada şimdi e, siyasi partiler arasında farklı görüşler var, anlaşmazlıklar var, özellikle de bu seçim yasasına ilgili. İşte e, malum bugün komisyon bütün dünyada öyle komisyonlar. Seçim komisyonları. Seçimden evvel 6 aya var. Evet. Hazırlık için. İşte bugün e, seçim komisyonu e, daha önce bildirdi. Dedi 6 ay içerisinde 6 ay ihtiyacımız var bu intikabatı. Ama maalesef bu siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle e, bugün e, işte Hüzeren ayındayız. Yani 4 ay bir e, süre var. 1-10 Ekim'ine yani 1 Ekim'ine 1 e, ona. O yüzden bu süre e, komisyon bahsettiği süreyle bu bu süre içerisinde yapma imkanısı yok. Bir ikincisi de e, indeki komisyon buradaki e, iki yıl üzerinden geçmiş. kanuniyen süre üzerinden cesmiş. Olur bu parlamentoda bu komisyon yeniden aktifleşsin. Yani bu idare heyetidir, işte e, yeniden güven oy alsın parlamentoda. Bunun üzerine de anlaşma daha yapılmadı. Ayrıca an mühim olan seçim yasasıdır. İşte bazı farklı siyasi e, taraflar, e, işte büyük siyasi partide burada olan bir anlaşmazlıklar var aranda. Özellikle KDP ile KYB arasında. İşte bugün e, KYB diri bölgede seçim, dört, merke, dört ülkeye seçim merkezi olsun. Erbi, evet. Doğu, Kalabca, e, Süleymaniye. İşte KDF'de de bir seçim merkezi eski sistem gibi yani bölge bir seçim merkezi olsun. Tek seçim merkezi bir merkezi, tek Peki. seçim merkezi olsun. Bunun üzerine daha anlaşamadılar. Çünkü bu seçim yasası olur değişilsin. Ayrıca da bu, bu KDP'nin dışında diğer siyasi partiler de kotayı da hedef almışlar. Yani Diler kota işte buradaki kota farklı bir siyasi parti eee belirli yani kota sıkıntısı var aynı zamanda. Tabii işte evet. o da bu bu siyasi çekişmeler içerisinde maalesef kota sorunu yani sorundarca ama sorun yaratmaya çalışırlar. KDP'nin dışında diğer siyasi partiler özellikle de işte diler kota kota o, parlamentoda belirli bir siyasi partiye destek vermiyorlar. O yüzden mutlaka bunun biz bunu kabul etmiyoruz. yani olur kota taraf olmasın siyasi çekişmede. farklı görüşler var biz Türkmenler olarak hem de Irak Türkmen zebası olarak biz de bunun dair bunu bunu biz de bunu dirik yani bunu bu şekilde destekleriz. dirik farklı görüşler çok normaldir olabilir farklı görüşler ama gerçekten Türkmenleri temsil eden siyasi partiler iradalı bir, bir, bir temsiliyet olması gerekir ayrıca da bu siyasi partiler arasında hiçbir zaman taraf olmaması gerekir. Yani Türkmenleri Türkmen gibi temsil etmek. Bu muhimdir. Ayrıca da biz e, yapılan bütün görüşmelerde de her zaman bunu dile getirdik. Türkmenler e, bölgede önemli bir faktördüler. işte Irak Anayasası'na göre e, Irak'ta e, üçüncü ana unsurdur. Irak Kürdistan bölgesinde iki, ikinci ana unsurdur. O yüzden bugünkü belirlenen kotayı da beşten yediye çıkarılması gerekir. Biz bugün Irak Türkmen Cebesi olarak resmi olarak bu istekleri sunduk. Yani kotanın arttırılması Türkmenleri için e, bu muhimdir bizim için. Ayrıca da biz olan siyasi çekişmelerden tarafdaşlık. Ayrıca da kotalar için bugün en e, muhim olan biz, bir, bir tek sesin merkezi olması daha iyidir. İşte bunlar e, önemlidir. İşte bu siyasi partiler arasında olan bu siyasi çekişmelerden dolayı şu andaki kalan süre süre. Ayrıca da Bağdat'ta olan, Zerayani'den e Bağdat'ta olan durumlar, özellikle Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan Sorunu, daha, daha, evet. daha, da Irak'ta işte 9 ayın 9 ay seçim üzerinden geçmesine rağmen hala Irak'ta bir hükümet kurulmadı. İşte bu durumda Erbil'i olumsuz etkileri. Yani o yüzden bu bahsettiğim bu nedenlerden dolayı bir onda yani 1 Ekim'de e, parlamento milletvekili, milletvekili seçimlerinin e, yapılması zor olduğunu görünü. Biz Irak Türkmen zevası olarak da, Türkmenler her zaman bunu idare, bunu önce de getirdik. Biz seçim o zamanında yapılmasından yanayız. E, bu, bu önemlidir. Ama bunun, tek biz karar vermiyoruz. Bunu karar veren buradaki iktidar partilerdiler. Özellikle KDP ile KYB arasındaki ilişkilerdir. Özellikle bu iki siyasi parti daha fazla etkilidir bu bölgede. İşte belki de önümüzdeki süreçte parlamento tarafından yani parlamentonun olan gruplar parlamentoda bir öneri var. Bu öneri önemlidir bunu dile getirirler. Artık e, bu seçim e, yasasında değişmeler içerisinde e, bir maddede bunu yapmaksa e, yapmak ise bir öneri bunu yapmak istirler. İşte bundan sonra e, parlamento seçimi 4 ilde bir derece 5 ilde bir olmasını önerirler. Hı. Bu bir o, öneridir. Tabii bir öneridir. Eğer bunu yaparsa bu içerisinde işte bu e, bir ilde erteleme e, ihtimali olur. Evet. E, parlamentos. Yani bir Ekim'le bir e, yıl üzerine e, bir erteleme yani 2023. olur. 2023. 2020, ertelemesi tabii ise ertelemesi ihtimali yüksektir. Belki yani Hüzeyran ayını ertelenir. Yoksa da Ekim ayını ertelenir. Neticesinde bir erteleme var. Yani bu tarihte kalan 4 ay süre içerisinde bu olan KDP ile KYB siyasi arasında, paraltiler arasında olan anlaşmazlık, Devam, edersen, devam ederse devam ederse bu 2023 Ekim ayına erteleme, yani erteleme olur. Yani evet. bir süre aya alt ya bir sene erteleme olur. Yani bu 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 şekilde de çünkü zaman zaman da muhimdir. Ayrıca de komisyon da daha aktifleşmemiz bu komisyon yapamaz. O o kanuni gücü yoktur. O sıhhati yoktur. Şimdi efendim Irak'ta hükümetin kurulamaması Kuzey Irak bölgesel yönetimine de etkisi var diyorsunuz. E tabii neticesinde biz Irak'ın bir parçasıyız yani. Yani bugün Erbil Irak'ın bir şehridir. Irak Kürdistan bölgesi Irak'ın bir parçası, bir bölümüdür. Yani Irak'ta bir anayasa var. O anayasa tahakküm edilir. Evet. Şimdi ayrıca da Irak'ta neticede biz hepimiz Iraklıyız. Yani bütün Irak, şehirlerde yaşayan bulunan insanlar Iraklıdır. İşte Irak'ta olan siyasi çekişmeler, emni çekişmeler, güvenlik sorunları hepsi e, Bağdat'a ne kadar etkisi var ise Erbil'e de o kadar etkisi var. Olumlu veya olumsuz. Yani e, bu, bu şekilde o yüzden Bağdat'ta olan veya Irak'ta olan bu siyasi çekişmeler, bu kadar Irak hükümetinin kurulmaması e, gerçekten e, olumsuz bir durumdu. Tabii, tabii tabi etki yaradır. Bağdat'a, Kerkük'e Musul'a nezafe ne şekilde etki yaratsa burayı da o şekilde etki yaradır. Çünkü netice hepimiz bir, bütün birbirine bağlı konular. E, siyasi partiler işte işte bir taraftan işte başbakan e, mesela hükümet başbakanlık sorunu adayı işte hükümet daha kurulmadı Irak Cumhurbaşkanı sorunu daha adayı belirlenmedi siyasi sıralardan dolayı e, parlamento daha işte e, Irak hükümetiyle ilgili ve Irak Cumhurbaşkanı ile ilgili oturum yap, yapmadı bu e, süreç bu şekilde de devam etmez. E, bu tablo olan e, Bağdat'ı Irak'ta hepimizi e, etkiler. Peki Sayın Bakan e, bugün bir görüşme gerçekleştirdiniz. Evet. Kuzey Arap Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçir Van Barzan ile e, görüştünüz. E, o görüşmede hangi konuları ele aldınız? Neler görüşüldü o görüşmede? Tabii ben her şeyden evvel bunu demek isterim. Tabii e, Irak-Kurdistan e, bölge başkanı Sayın Nesilvan Barzani gerçekten kendisi her zaman burada olan etnik gruplarla dini gruplar büyük bir desteği var. Eee evet. bir şahsiyettir. Her zaman burada olan zor durumlarda olan bütün burada olan hem siyasi partilere işte hem etnik gruplarına hem dini gruplarına her zaman büyük bir katkı sağlamıştır. Bugün de işte malum bu bahsettiğim bu siyasi çekişmeler içerisinde ayrıca bazı taraflar veya bazı siyasi parti farklı görüşler var kota ilgili o etnik gruplarla ilgili bir medyada bir basında bir baskı unsuru oluşturmuşlar. Bugün işte KDP'nin dışında olan siyasi partiler e, iddia ettiler işte e, işte seçim seçme ilgili yani seçim eğer yani seçim yasasında veya seçim e, tarihine ilgili eğer kota kota ilgili sisteme değişemezse biz bu sesime katılmarak... yani bir 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 bahane olarak bir bir iddia olarak bunu sürekli medyada dilecektiler. Yani bu bir baskı unsuru olarak e, görünlü O yüzden biz e, bütün siyasi taraflar veya bütün grupların görüşleri e, farklı olabilir. Çok da normaldi. Biz e, taraf bu siyasi çekişmelerde burada Türkmenler esas unsurdur. Bizimle yaşayan Kildansir yani Aşürler de aynı şekilde önemli bir toplumdu burada. Bugün Sayın Nesirvan Barzani'nin başkanlığında yapılan, bölge başkanlığında yapılan e, toplantıda e, sesme ilgilidir, kota sistemle ilgilidir. Ayrıca bir hazırlığıdır. 9 Hüzeyren'de, önümüzdeki günlerde e, Birleşmiş Milletler'in Irak temsilcisiyle yapılacak e, işte Kürt siyasi partiler, altı siyasi partiler daha Önce de bir toplantı yaptılar Erbil'de. İşte bölgedeki durumu ilgili, siyasime ilgili yapmışlar. İşte e, Türkmenler, Hristiyan temsilcileri bu siyasime davet edil, yani bu toplantıya davet edilmemişler. Biz bugün bu toplantı yani bir hazırlık idi 9 Haziran Biz işte bunu e, toplantıda dile getirdik. Burada Türkmenler önemli bir faktördür, önemli bir unsurdur. Mutlaka bu önümüzdeki 9 Haziran'da yapılacak Birleşmiş Milletler Irak temsilcisiyle Kürt siyasi Dokuzası partiler İran'da, evet Kürt yani, siyasi partiler toplantısında mutlaka Türkmenler başta olmak üzere Türkmen temsilcisi onun yanında Kil'den Seriyan Aşirede millet olarak onların da temsilcisi mutlaka bütün tem, bu iki toplumun da temsilcisi bu toplantılara katılması şarttır. Çünkü bir bir varlık meselesidir. Neticede toplantıda daha fazla işte kota'dan etnik grupların durumu konuşuldu. eee ilgili. O yüzden e, eğer bize ilgili konuşmalar var ise bizim temsilcilerimiz orada bulunması gerekir. Olumlu bir şekilde bunu gördüler. Biz onu bekleyerek önümüzdeki bir az süre kalmış. Daha net olarak belli Türkmenler veya Hristiyanlar temsilcileri katılacak bu toplantıya. Ama temini biz budur. Bir olumlu cevap bekleyerek. Çünkü bugünkü toplantıda da olumlu bir şekilde karşılandı. Ayrıca da bizim bugün yapılan toplantıda bu etnik gruplar ise muhimidir. Özellikle de burada yaşayan bu temsiliyeti olan hem parlamenter hem hükümetler. İşte birisi malum burada bir, bir farklı görüşler var. İşte dediğim gibi işte bazı siyasi partiler dili işte dört vilayetli dört seçim merkezi olsun. İşte farklı başka bir parti dili tek seçim <laughs> merkezi olsun. Biz kota olarak kota biz o nedenle tek seçim merkezi olsun yani bölgede e, kotalar tek bir seçim merkezi olsun çünkü Irak'ta da öyle oldu kotalar için. Eee 84 e, seçim merkezi vardı ama kotalar için Irak'ta tek bir seçim merkezi. İşte bu şekilde Çünkü biz bütün bölgelerde varlığımız yok. Yani e, mesela e, bir bölgede mesela Erbil'de bir de Çifre'de. mesela Hristiyanlar da bir Erbil'de bir de e, Duhok'ta. O yüzden e, e, işte Irak Kürdistan bölgesinde e, işte bu belirlenen Bölgelerde bir seçim Türkmenler merkezi. Türkmenler açısından önemli olan tek seçim bölgesi. Tabii diyorsunuz. Türkmenler açısından önemli olan tek seçim merkezi merkezi olsun, netice çifreden olsun, erbilden olsun, bizim burada Türkmenleri temsil edecek Türkmen temsilcisi olur. Ee, bu önermedir ayrıca da biz daha bir başka bir önerimiz vardı, bu da önemli çünkü geçmişte çok müdahaleler var bu kota e, işlerine özellikle seçimlerde. Çok da önceden bizim tepkimiz de olmuştur bu kote ilgili. An son Irak'ta işte olan Hristiyanlara da işte korte asla müdahale oldu ne yazık ki. Geçmiş parlamento seçiminde de bölgede de bu müdahaleler olmuştu. O yüzden biz bir gün ettik bu müdahalelerin siyasi partilerinin bundan sonra bu müdahalelerini yapmamalar lazım. Çünkü neticede bu müdahale sonucunda seçim sonucunu değiştirir. Mesela en önemli olan mesela Irak'ta genel seçimden evvel iki gün önce özel seçim vardı. Bu polisti, işte Emniyet şortu, da, emniyettir, ha. asayişti bunların. Biz bunu bu gün ettik. Dedik bu özel seçimle kotalar iştirak edilmemesin, yani et, etmezsen. Yani bu, 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 bu seçim özel seçim günde kotalara oy verilmesin. Yani bunun dışında kalsın sadece genel seçime katılsın. Çünkü şey, hani bu özel seçim olduğu zaman işte bazı büyük siyasi partiler talimat verirler. Bu adayı verin. İşte bu, bu adaya burada ses verin. İşte bunu oğlu e, seçim sonucu etkileri. Bu bir müdahaledir. O yüzden bunu bir olumlu bir şekilde karşıladı. Önümüzdeki süreçte biz bu öneri üzerine aktif bir şekilde çalışıyoruz. Yani eğer Seçim yasası değişinirse mutlaka seçim yasasında bu diyelim bu noktalar bu noktalar üzerine biz aktif çalışarız. Bir seçim merkezi olsun. Ayrıca da özel e, seçimde kotalar Türkmenlerin iştirak edilmemesi, ayrıca da e, bizim için en önemli olan bu e, Türkmenler bu bölgede ikinci ana unsurdular. 5 e, kotadan yedi kotaya çıkarılması, ayrıca da en mühim olan işte burada bir şey var, seçim komisyonu var, yüksek seçim komisyonu var bölgede. Mutlaka gerçek iradalı Türkmen temsilcisi orada olması gerekir. Bunu biz bugün hem toplantıda konuşuldu, hem de resmi olarak Irak Türkmen cebası olarak Irak Kürdistan Bölge Başkanlığı'na bir sunduk. O yüzden bizim için burada olan her şeyde ne var? Biz Irak Türkmen cebası olarak Türkmenler olarak istikrar siyasi muhimdir burada olan etnik grupların varlığı e, e, muhimdir. Biz geçmişte de bunu hep dile getirdik. Biz barıştan, diyalogdan, e, haklarımızı bu yoldan aramaya çalışıyoruz. Bugün burada milletler olarak, toplumlar olarak, etnik grup kardeşleri yaşa Bu karda, kardeşlik, bu birlikte yaşamak bölge için e, Erbil için önemli bir faktördür. Ee, özel oy kullanımında biraz önce konuştuğunuz gibi Türkmenler açısından da önem taşıyor. Çünkü e, Kota'ya oy kullanımı dediğiniz gibi, e, siz de bu desteği, bu öneriyi destekliyor musunuz? E tabi biz bunu... Bu Çalışacak bizim öner bu bizim önerimizdir. Öneri yani biz geçmişte Irak Türkmen Zebası bütün seçimlerde geçmişte bunu her zaman dile getirmiştir. Öneri olarak, ihtirah olarak, ayrıca da işte medya Uzana yapılan görüşmeler, görüşmelerde resmi görüşmelerde biz sana bir size bir örnek vereyim bu 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 önemlidir. Cesen 10 Ekim'de 2021 yılında Irak parlamento genel seçimleri. Tabii Irak Aha. genel seçiminde 9 kota var. 5'i evet. kil'den Siri yani Acı yani Hristiyanların. Evet. İşte 4 kota da işte o diğer dini etni gruplarına. Şimdi bu 9 kotadan sorarsa toplumlarından eee cevabında diri Irak parlamentosunda olan özellikle Hristiyanlar değiller. Bizi hiçbirisi temsil etmiyor. Ha, yani diri e, şey bizim dışımızda bizim iradamızın dışında büyük siyasi partilerin müdahaleleri var bu bu, bu kotaya. Yani bu e, özel e, seçimde yani e, işte bu askeri işte emniyettir, polis seçiminde o zaman o talimatları verirler, tevziyatları verirler. O talimatlar doğru. Verirler. Da i̇şte bu adaylar kazanıyor. Söylüyor. Ne Hı -hı. olur? Bir adaydır, bir adaydır. Ona 10 bin oy verirler. Evet. İşte ne oldu? Bu diğer aday, gerçek adaylara haksızlık yapıldı. Bizim burada da geçmişte bu şekilde yapıldı. Bu, bu bizim bölgede de geçmiş işte intikabatı aynı bir şekilde. Bugün işte bu bir mühim mülahazadı, mühim bir ihtirahtı, muhim bir öneriydi. Yani biz eğer geldi bu önümüzdeki süreçte intikabatta e, bu e, özel işte e, seçim, bu polistir, asayiştir, işte peşmergadı, işte zeyiştir. Buna ilgili yani kota, kota ilgili bu hassasiyeti, bu durumu düzeltseler yani bu kotaları ilgili, kotaları ilgili oy kullanılmasın onda, sadece kotalar genel siyasi makatlasınlar, o zaman hiç olmasa bu müdahaleleri biraz azlaştırma noktasına gelir. Peki Sayın Bakan 9 Haziran'da dediniz bir toplantı gerçekleştirecek evet. Kuzey Irak bölgesel Yönetiminde. E, o toplantıya da e, Birleşmiş Milletler Irak özel temsilcisi Jenin Henes Pluskart katılacak. E, siz de o toplantıya Türkmenler olarak e, katıldığınız takdirde, ne tür önerilerde bulunacaksınız, e, neler önereceksiniz o yani, toplantıda? A, tabii bizim Türkmenler e, Irak'ta bölgede asil unsurdur. Hı hı. Yani e, bütün siyasi muhabirlerde yapılan görüşmelerde, toplantılarda Irak ilgili veya bölgeye ilgili olursa veya Türkmenler bölgesine ilgili olursa mutlaka Türkmenlerin temsilsiz de kaltırması gerekir. Bu önemli noktada. O yüzden bu Erbil, Erbil için de geçerlidir, bu Bağdat için geçerlidir. Bu birinci nokta. İkincisi, hem Erbil'de hem Bağdat'ta işte Türkmenlere veya etnik gruplarına ilgili bir değişme olursa veya bir hak olursa mutlaka bu etnik grupların e, görüşmeleri şarttır. Evet. Burada 9 Haziran'da yapılacak bu toplantı önemli bir toplantıdır. Çünkü bölgeye ilgili seçime ilgilidir. Seçim sistemle ilgilidir, kota ilgilidir. Seçim ne zaman yap, yapılacaktır? Siyasi partiler arasında ilişkilerle ilgilidir. Mutlaka orada bizden bahs Kota'dan bahs Etnik gruplardan bahs Mutlaka Türkmenlerin de temsili katılması gerekir biz bu eğer bu toplantıya önümüzdeki 9 üzerinde e, bir katılma olursa ki biz olumlu gö e, mutlaka Türkmenlerin durumu e, konuşulur. Türkmenlerin siyasi varlığı bu burada. Biz bizim için bu bahsettiğimiz bu konular onları dile getirdik. Evet. Yani biz siz bir siyasi taraflar arasında biz siyasi çekişmeler arasında biz tarafdaycılık. Biz her zaman burada barıştan yanayız. Her zaman bu siyasi partiler arasında olan sorunları çözüm, çözümünden yanayık, halledilmesinden yanayık. O yüzden biz geçmişte de aynı siyaseti yapmış, aynı şekilde bu e, diyalog işte vasıta olan siyasi taraflar arasında büyük bir katkı e, sağlamıştık. Bu de aynı şekilde işte bunun e, si, diğer siyasi partiler de bunu biz e, demişik ve burada da direkt ee, bu siyasi çekişmeler arasında olan, öz, özlerinin arasında olan bizi çekmesinler bu siyasi çekişmeler içerisine. Çünkü biz taraftarcılık, burada olan etnik gruplar, özellikle Türkmenler, önemlidir. Ee, önemli bir faktördür. Biz bu önümüzdeki süreçte olan e, seçim yasasına ilgili olur veya seçime ilgili çalışmalar olur. Aktif bir şekilde diğer gruplarla ee, parlamentoda olan değerli milletvekillerimizle birlikte çalışarak ama önümüzdeki 9 Haziran Birleşmiş Milletler'in Irak'ta size yapılacak e, toplantı ve önemlidir. Evet. Bu konuştuğum öneriler e, işte e, Türkmen kotasının artırılması işte muhimdir. Ayrıca da özel işte bu e, seçimde e, Türkmenlerin haklarını, hukuklarını murat edilmesi seçimlerde katılması de aynı muhim e, yüksek siyasi komisyonda Türkmenlerin gerçek temsilcisi olsun. Buradaki siyasi partiler de buna itirazları yok. Herkes bunu destekleri. Çünkü e, gerçekler muhimdir. Bugün bir Hristiyan özünü temsil etsin. Evet. Bir Türkmen eee öz iradasıyla özünü temsil etsin. Bir Kürt öz iradasıyla özünü temsil etsin. E, bir Arap da aynı şekilde. Bu bu şekilde siyaset birisi e, temsil edemez. Yani ben, Türkmenlerin dışında benim temsil benim gibi benim temsil edemez. Ben de onu o, o şekilde temsil edemem. Onun gibi temsil edemem. O yüzden e, biz e, Türkmenler gibi Türkmen temsiliyetini e, hak hukukunda savunan biz e, bu temsiliyet hem e, Bağdat'ta hem de Erbil'de. Peki efendim siz bir bölge bakanı olarak yanı sıra Irak Türkmen Cebesi'nin siyasi büro üyesi olarak sizce Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde Türkmenleri ne bekliyor? 1 Ekim'de ve 1 Ekim'den sonra Türkmenler e, bu Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde neler olacak Türkmenler açısından? Yani Türkmenlerin varlığı burada hem siyasi olarak, kültürel olarak, eğitim olarak e, muhimdir. Yani e, özellikle de Erbil'de şifre muhimdir. Ee, işte daha fazla bölgede her zaman e, barış içerisinde siyasetini yapmıştır. E, Türkmenler önemli bir faktörde Erbil'de. E, her zaman işte geçmişten bu güne kadar işte eğitim, işte e, siyasi, e, diplomasi bütün alanlarda yaptığı çalışmalar her zaman e, güzel bir şekilde yapmıştır. E, yasa içerisinde, kanun içerisinde yapmıştır. O yüzden biz Türkmenler önemlidir gelecekte e, bu süreçte içerisinde e, birleşmesi önemlidir siyasi taraflarının birlikte hareket etmesi çok çok muhimdir çünkü e, birlik olduğu zaman o güç de e, doğar ama e, bunun içerisinde bunun içerisinde de dediğim gibi e, iradalı Türkmenler e, kendisini e, güzel bir şekilde temsil eden e, önemli iradalı Türkmen yetkililer. Yani bu önermedir bunun kişilerle veya siyasi partilerle birleşmek Türkmen hakkını savunmak. Biz önümüzdeki süreçte bizim değerli milletvekillerimiz var parlamentoda. işte hükümette yetkililerimiz var, siyasi partiler var burada. Irak Türkmen Cemiyeti başta olmak üzere diğer siyasi partilerle biz önümüzdeki süreçte aktif bir şekilde hem siyasi alanda hem de bu seçim konusudur veya seçim yasasıdır, seçim komisyonudur. İşte buna ilgili birlikte çalışmak çok mühimdir. ayrıca da dediğim gibi bizim mulların dışında da Bizim sadece siyaset dahi bizim okullarımız da var. Yani evet. okullarımız Türkmen eğitimi var. Türkmen eğitimi ne durumda? Yani, yani nasıl bizim, durumları? Bizim Erbil'de bizim işte 15'e yakın bir Türkmen evet. okulu vardır. İşte anaokuldan, işte ortaokuldan, ilkokuldan liseye kadar devam ediliyor. Bu Erbil'de de var, Çiftçi'de de var e, ee, burada. Esas okullardır. Türkçe, Türkçe resmi de bu okullarda. Yani Türkçe eğitim alırlar. 93'ten bu kadar gerçekten zor şartlar altında mücadele veriyor eğitim olarak. Biz her zaman yanlarındayız. Ee, hem öğretmenlerimizin yanında hem de öğrencilerimizin yanında. Ee, bunun önümüzdeki süresi, biz geçmişte de biz çok toplantılarda, bir konferanslarda yaptık. Eğitim çalıştığı yaptık. Ee, i̇şte bunun e, hem burada milli eğitim bakanı yoluyla ayrıca bizim olan Türkmeliler Vakfı onun yanında da işte Maarif Vakfı TK ile işte bu geçmişte çalışmalar oldu gelecekte da aynı şekilde işte bu sistem olsun eğitim sistemi programlar olsun menahizler olsun kitaplar tercüme olursun ee, bunun üzerine sarışarı biz e, e, geçen de biz bir heyetle e, e, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret, ziyaretinde e, Milli Eğitim Bakanlığı ile ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile orada olan TK ile Maarif Vakfı ile yapılan görüşmelerde e, YTB ile de aynı şekilde bütün gündemde Türkmen okulları gündemdeydi. Evet. E, e, güzel e, görüşler var, güzel öneriler var Türkmen okulları için. İnşallah önümüzdeki süreçte bu aktif bir şekilde yapılır. Çünkü bu okullarımız bizim bir yatırımdır. Celecek için bir yatırımdır. Eğitime destek vermek, eğitimin yanında, okullarımızın yanında olmak Türkmen toplumunun celecekidir ve celecekin yanında olması anlamına gelir. Evet. Peki efendim, Kuzey Kuzeyrak Bölgesel Yönetim'de bulunan Türkmen eğitimi, öğrencilerin herhangi bir sıkıntıları var mı? Türkmen eğitiminde bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yanı sıra bunun, Bölgesel Yönetim'in Eğitim Bakanlığı Türkmen okulları ile ilgili bir sıkıntısı var. Yani şimdi bunun e, tabii sorunlar var. Yani biz her zaman bunu diyoruz. Türkmen okulunda olan öğrenciler bir kahramandır. Gerçekten. Zor şartlar altında mücadele verirler. Çünkü uzun, uzun bir semtten bir semte gelirler. Yani bizim şu andaki olan e, Türkmen okullarının e, haritası, 1993 yılında kurulmuş ve istihda olan yerlerde adlar. Mesela örnek verelim bugün gün Erbil'in merkezindeydi. Yani bir bizim 15 okulu var. Evet. Yaklaşık bir 8 okulu çok birbirine yakındı Erbil merkezindeydi. Bugün Hı. Erbil çok büyük olmuş. Yani 93 haritasına göre bugün Erbil 5 6 bir, bir bir 93'te ıı, belirlenen okullarda şu an eğitim alan devam ediyor. Erbil büyüdüğüne. Ha Erbil büyüdü. Ama o okullarda bir değişme olmadı. Yani kalite olarak, coğrafya olarak. Yani bizim önerimiz budur. E, geçmişte de bunu dile getirmiştik. Mutlaka Erbil bugün büyük bir şehir olmuş. Büyük yani semtleri var. Mutlaka bu e, bu, bu coğrafya alanına da dağılması gerekir. Yani bugün e, mantıka atraf mantıkalarında var bölgeler var. Yani bucun Erbil'de Türkmenler bütün semtlerde var. Bütün bölgelerde var, bütün mahallelerde var. O yüzden bu büyük bir sorundur. Eğer bu değişme yapılırsa belki bucun bizim sayımız burada ben net olarak bilmiyorum belki bu 2.500 öğrencide Türkmen okulunda eğitim alla. Belki eğer öyle bir değişme olursa bu coğrafya dağılımı üzerine yapılsa Türkmen okullar belki 10 bine de yetişir. Daha fazla da öğrenciler. Tabii tabii. Yani bu muhimdir. Çünkü bugün bir öğrenci başka bir semtten, uzak bir semtten birinci iftidaydı ve ikinci veya ana okuldaydı veya ilk okuldaydı. Uzak bir mesafeden Uza, hmm. Türkmen okuluna. Yani Türkmen okulu daha fazla merkezlerdir. Evet. Peki efendim Irak Türkmen cebesinin Erbil'de e seçim için ya da seçim dışı bir çalışmaları nelerdir? Ne tür çalışmalar? Vallahi adlanıyor? biz aslında biz, e, bizim bizim Türkmen Cebesi e, hem Erbil'de hem bölgede an aktif siyasi partidir. Yani günlük çalışmalar var, haftalık çalışmalar var, evet. aylık çalışmalar var. Günlük insanlardan burada e, yaptığı görüşmeler var. Hem siyasi görüşmeler, eğitim. Ayrıca da burada olan insanların sıkıntılarını, sorunlarını günlük biz görüşüp çözmeye çalışırız. Ee, işte amacımız bu bölgede olan özellikle de Türkmenlere e, hizmet etmek. Diğer bizimle de yaşayan diğer e, Kürt kardeşlerimize, Hristiyan kardeşlerimize de burada olan e, beraber birlikte yaşamayı, işte e, onlar da bazen de burada görüşürüz. Sorunlarla olsa da çözmeye çalışırız. Netizde biz e, bir siyasi partiyiz. Amacımız hizmet etmektedir. Peki efendim son olarak şöyle bir soru da sormak istiyorum, ee, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Necmi Rambarzani'yle bugünkü toplantıda e, Necmi Barzani Türkmenlerle ilgili bir şeyler konuştu mu mesela Türkmenlere görüşü nasıl, özel bir şey olarak hitap etti mi mesela Türkmenlere? Vallahi bu, e, ben bizim bu gün e, yapılan görüşmede bir konuşmasına çok dikkatim taştı. Ee, yani konuşmasında bunu dedi. Dedi e, biz bunu bütün Kürtler bilsinler. Bütün burada yaşayan bütün herkes bilsin. Hiç bir zaman Türkmenler, Hristiyanlar, e, Kürtler üzerine tehdit e, bir unsuru da Bu çok e, muhim bir, 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 bir cümledi. E, gerçek de beladı. Yani hiç bir zaman Türkmenler ne Irak'ta ne bölgede hiçbir etnik grup üzerine, hükümetler üzerine bir tehdit unsuru olmamış. Her zaman barış, Barıştan yan olmuştur. Her zaman birlikte e, yaşamaktan olmuştur. O yüzden bu değerli, e, değerli bir beyefendi'nin e, yani kendisi de dediğim gibi bir e, şahsiye bir muhatedilide, her zaman e, muhtedil bir siyaseti var, önemli bir siyasi karizması var bölgede. Bunun demesi gerçekten güzel bir e, anlayıştır. Bunu ben bütün e, dikkatim tercihli bir, bir bir söz olmuştur. Evet. Peki efendim yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Son evet. sözlerinizi alalım. Buradan Türkmen Televizyonu'ndan Kuzey e, Irak Bölgesel Yönetim'de yaşayan Türk mahallelere ne diyeceksiniz? Özellikle bir e, Ekim'de gerçekleşecek seçimler için ve ondan sonrası için. Valla biz buradan ilk önce e, Erbil'den e, Kerkük'e, Türkmenli bölgesine, Türk dünyasına sevgi ve saygı iletmek isterim. Burada yaşayan e, başta Türkmenler olmak üzere bizimle olan diğer etni gruplar Kürt kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz, diğer dini gruplarla beraber her birlikte işte istikrar bu istikrarı desteklemek lazım, siyasi istikrarı. Birlikte yaşamayı desteklemek gerekir. Ayrıca da Türkmenlere bu süreçte çok önemlidir. Önümüzde bir intikabet var, önümüzde bir siyetim var. İşte mutlaka bu siyetim bizim için önemlidir. Yani ne kadar sandalye olursa ne kadar e, sayımız e, oy verme veya seçmen ne kadar e, sayısı fazla katlı sağlanırsa e, tabii de varlığı da daha güçlü görünür. O yüzden biz e, daha erkendir. E, ama e, bu seçim eğer bir Ekim'de de yapılmasa önümüzdeki yıl e, Hüzeyran yoksa e, gelecek Ekim ayında yapılır ama neticede yapılır. Biz e, varlığımız sadece seçimde Bizim burada hem Irak Türkmen zebası hem Türkmen varlığı her zaman buradaki olan Türkmenlerin siyasi varlığıyla, milli varlığıyla, kültür varlığıyla e, birliktedir. Bu şekilde de devam, et, devam ederek e, hem sizlere de e, burada yaşayan bütün insanlara da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ol. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, gündem programında Erbil'deydik bu bölümde. E, bu bölüm Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Dini ve Etnik Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı, Bevrak Türkmen Cebesi Siyasi Büro Üyesi Sayın Adem Maruf Beyefendilerle beraberdik. Gündeme dair sorularımızı sorduk, sorularımızı cevapladı. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok sağ olun. Size de başarılar diliyorum. efendim. Çok sağ olun. Gelecek bölüm başka bir konukla, başka bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.